Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Bir havya inceleyeceğiz. Şu kadarını söylemek istiyorum. Son zamanlarda gerçekten zevk alarak incelediğim havyalardan bir tanesi. Gerçekten kaliteli bir ürün ve kesinlikle kullanacağım bir ürün. Hani bazen gelen inceleme ürünlerini inceledikten sonra biraz kullanıp genelde kenara bırakıyoruz. Fakat bu defa Öyle olmayacak arkadaşlar. Öncelikle ürünün kutusuyla başlamak istiyorum. Bu arada bunlardan da bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar kutudaki şu kaliteyi görmenizi istiyorum. Ve hayatımda gördüğüm en iyi güç adaptörü ve güç kablosuyla birlikte geliyor arkadaşlar. Onlara geçmeden önce kutuyu açarak devam edelim arkadaşlar. Şöyle kutuyu açıyorum. Kutu içerisinden ürünümüz bu şekilde çıkıyor. Hemen kutudan alalım ve incelemeye devam edelim. Şöyle masa üzerine çıkaracağım arkadaşlar. Hatta kutuyu alalım. Burada kalabalık yapmasın. Ana ünitemiz havyamız bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da bizim havya ucunu takacağımız bölümü şu şekilde yerleştirip kullanmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Havya'nın ucunun sıcakken herhangi bir yere zarar vermemesi için ise böyle bir kapağı var arkadaşlar. Bu kapağı bu şekilde yerleştirip hemen bırakabiliyorsunuz. Yani Havya'nın ucunun soğumasını beklemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu kapak metal. Şurada bir plastik aksamı var ama uç kesinlikle temas etmiyor. Bu şekilde hızlıca arkadaşlar yerleştirip kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ürünün tasarımı gerçekten harika. Ben bunu çok beğendim ve çok hoşuma gitti arkadaşlar. Asıl bombayla devam etmek istiyorum. Havya'nın tasarımından sonra adaptörü ve kablosunu sizlere göstereceğim. Ürünün adaptörü bu şekilde geliyor arkadaşlar. Oldukça küçük ama gerçekten ağır arkadaşlar. 65 watt'lık minik dev adam diyebilirim. Şöyle ışığımı biraz daha kaydıracağım arkadaşlar. Oldukça küçük, küçük olmasına rağmen güçlü minik dev adam da diyebiliriz. Bakın üzerinde bize sağladığı voltaj bilgileri var. Buradan 2 adet çıkışımız var. Yine hızlı şarj özelliği de var. Buradaki normal hızlı şarj çıkışımız buradan da Type-C arayüzümüz. Type-C arayüzünden kullandığınızda arkadaşlar bakın Type-C de yazmış. Burada gösterdiği bütün voltajları bize sağlayabiliyor. En son 20 volt 1.5 ampere kadar bize güç sağlayabiliyormuş. İkinci çıkışımızı kullandığımızda ise seçeneklerimiz biraz daha azalıyor arkadaşlar. Maksimum 12 watt'lık bir güç bize sağlayabiliyormuş. Yani Type C arayüzüyle birlikte eğer havyamızı bağlarsak çok daha yüksek bir performans alacağımızı baştan söyleyebilirim arkadaşlar. Gelin havyamızı bağlayalım ve birlikte çalıştıralım. Ancak çalıştırmadan önce şu kabloyu da görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu kablodaki güzelliğe bir bakar mısınız? Şöyle silikon bir kabloyla geliyor arkadaşlar. Bakın Kablo oldukça uzun, yaklaşık 1,5 metre uzunluğa sahip. Bakın uçlarında korumaları var. Plastiklerle koruma altına alınmış. Herhangi bir zarar gelmesin diye gerçekten çok güzel. Bakın şuradan çıkışımızı alıyoruz arkadaşlar. Diğer ucumuzu da havya'ya takacağız. Bu arada bu kabloyla normal bir Type-C kablo arasındaki farkı görebilmeniz için Hemen bir normal Type C kablo getireceğim. Arkadaşlar bu standart bir Type C kablo ve hani piyasada oldukça kaliteli diye satılan bir kablo. Şöyle gösteriyorum. Hatta cep telefonumu şarj etmek için ben bu kabloyu kullanıyorum. Bakın ikisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Yani bu adaptörde üretilen enerjinin üretilen enerji demeyeyim de dönüştürülen enerjinin gerçekten kayıpsız olarak Havye'ye ulaşması sağlanmış ve çok kaliteli bir silikon kablo kullanmış. Bu da bu kablonun ömrü açısından gerçekten önemli. Dediğim gibi uzun zamandan beri zevk alarak incelediğim ve kullanacak olduğum nadir havyalardan bir tanesi. Hatta buna fiyat performans ürünü bile diyebilirim. Bu fiyatta bir havya bulmanız zor arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında da bu ürüne ait satın alma linkini bulabilirsiniz. Havya'nın üst kısmında şöyle kavramanızı sağlayacak çıkıntılar var arkadaşlar. Bu şekilde oldukça rahat bir şekilde kavrama yapabiliyorsunuz. Bakın buradaki butona basarak havyanın aktif olmasını sağladım. İstenilen sıcaklığa ise yaklaşık 4-5 saniye gibi kısa bir süre içerisinde ulaştı. Şu an 310 santigrat dereceye ayarlıydı ve sıfırdan 310'a ulaşma süresinde birlikte görmüş olduk. Gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar ve çok şık bir ürün. Şöyle lehim eriterek devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bakın hızlı bir şekilde lehimi eritiyor. Uç kısmından ısı çekildiğinde ise havyamız buradaki ısının daha doğrusu ne kadarlık bir ısı kaybı olduğunu algılayarak arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu takviye ediyor. Özellikle büyük parçaları lehimlerken yaşadığınız problemleri bu havyada yaşamamış oluyorsunuz. Havyayı uzun süre kullanmadığınızda ise kendini öncelikle bekleme moduna alıyor. Daha sonra ise tamamen kapatıyor arkadaşlar. Bekleme modundan ise elinize aldığınızda daha doğrusu hareket ettirdiğinizde otomatik olarak daha önceki ayarladığınız sıcaklığa çıkıyor. Yaklaşık 200 santigrat derecede kendini bekleme moduna alıyor arkadaşlar. Kısaca bu şekilde anlatabilirim. Havya gerçekten şık bir havya, şık bir ürün. Ben havya ile birlikte diğer uçları da istedim arkadaşlar. Genelde havya alırken diğer uçlarıyla yani farklı amaçlar için kullanabileceğim havya uçlarıyla birlikte alıyorum. Bu şekilde farklı uçları da sipariş etmiştim firmadan isterken bu şekilde istemiştim ürüne ait satın alma linkini hemen videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu arada unutmadan bunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Normal bir 12 ya da 20 voltluk bir adaptörle kullanabiliyorsunuz. Buradan normal adaptör bağlantısını yapıp şuradaki Type-C arayüzü üzerinden Havye'yi çalıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Bu şekilde Havye'mizin uçlarından sizlerle paylaşmış olduk ve Kutu içeriğinden ise bu şekilde bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzu içerisinde Türkçe var mı diye şöyle hızlıca bir bakacağım. Maalesef e, Türkçe bulunmuyor arkadaşlar. İngilizce olarak en yakın e, buradaki kılavuz üzerinden bilgi alabiliyorsunuz. En yakın anlayabileceğiniz İngilizce olarak kullanımı anlatılmış. Havyamız basitçe bu şekilde ama kesinlikle fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu inceleme videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşçakalın diyorum. Hala abone değilseniz kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz.